Çalışan annenin mutfağından herkese merhabalar. Bugün harika bir yayla çorbası yapacağız hep birlikte. Burada bir bardak, bir su bardağı pirincimiz var. Bunu yıkadık. Şimdi ocağa aldım. Üzerine 4 bardak su ekleyeceğim. Pirinçlerimiz burada haşlanacaklar. Pirinçlerimiz haşlandı yayla çorbası için. Şimdi terbiyesini hazırlıyoruz. Burada 2 su bardağı ev yoğurdu var. 1 kahve fincanı un. 1 adet yumurta. 1 karıştırıyoruz. Bu şekilde pürüzsüzleşene kadar güzelce bir çırptım. Evet, pirinçler haşlandı. 1 bardak pirince 4 su bardağı su koymuştuk. Şimdi buraya yine su ilave edeceğim. 1 su bardağı ekledim. Ilımış olan sudan bir kepçe alıyorum. Terbiyemi koyuyorum. Karıştırıyorum. Direkt dökersek yoğurt kesilir. O yüzden böyle. Önce bunu ılıtalım. Şuradan bir kepçe daha yavaş yavaş ekliyorum. Ve yavaş yavaş ekleyeceğim. Karıştıra karıştıra şöyle. Bu şekilde bir süre daha kaynatacağız. Evet, çorbamız kaynıyor. Şimdi ben tereyağlı naneli sosunu hazırlayacağım. Burada tereyağı ısıtmaya başladım. Üzerine nane ekliyorum. Şöyle 1,5 tatlı kaşığı nane koydum. Evet, tereyağının erimesini bekledik. Birazcık daha kaynatıyorum. Çorbayla buluşturacağım şimdi. Çorbadan bir kepçe aldım, yağ koydum. Sıçramaması için bu şekilde yapalım. Şimdi tuzunu ekleyeceğim. Tuzu damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de birazcık fokurdatıp hemen kapatacağım altını. Çorbamız hazır. Yayla çorbamız hazır. Ben yine üstüne birazcık nane döktüm, serptim. Ben tam olarak bu kıvamı seviyorum. Yine 1 su bardağı daha su ekledim ama eğer siz daha sıvı severim diyorsanız sıcak su ekleyebilirsiniz. Tamamen damak tadınıza kalmış ama bu çorbanın kıvamı budur bana göre. Gayet şifa çorbalarından birisi, kış çorbalarından birisi. Çok lezzetli. Yumurta da ayrı bir lezzet verdi. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.